makro ve mikro fosillerin yoğun olarak bulunduğu bir depo üzerindeyiz. Büyük ihtimalle bunlar içerisinde şöyle mikro fosiller falan da var. Salyangoz gibi olanlar var bak. Tamam. Değişik şeyler var. Yaklaşık olarak 11 milyon yıl yaşında olduğunu düşündüğümüz bir fosil deposu burası. Acı sulu bir göl ortamında oluştuğunu düşünüyoruz bunların. Tabiat varlığı olarak hem koruma altına alınması gereken hem de kayıt altına alınması gereken yerlerden bir tanesi. Çünkü Anadolu'nun jeolojik tarihi içerisinde önemli noktalardan bir tanesi. Makro fosiller içerdiği gibi mikro fosiller de içerisinde içermekte değişik midye kabukları, işte salyangoz veya değişik canlı kalıntılarına ait malzemeler vesaire şeyler falan var burada. Şimdi daha önce lokasyon olarak bulunduğunu bildiğimiz yerlerden biri ama taşlaşmış bir fosil görüyoruz. Burada hem makro hem de mikro fosillerin bir arada olduğu Anadolu'nun veya bulunduğumuz coğrafyanın bir göl, acı suyla kaplı olduğu bir döneme ait. Şunlar dışında şöyle değişik iç içe paleontolojik olarak önemli. Yine aynı şekilde taşlaşmış canlı kalıntıları, midye kabukları. Böyle bir deltanın kalıntıları da var orada ya. Tamam. 11 milyon, güzel kolay. Tamam. İle ait tabiat varlıkları envanteriyle, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz ile ait tabiat varlıklarının envanteri çalışması kapsamında oldukça yüksek bir bölgede, Varto'ya yaklaşık olarak 10 kilometrelik bir mesafede karlar ortadan kalktıktan sonra veya karların kalkmaya başlamasından sonra ortaya çıkan bir fosil deposunun başındayız. Yaklaşık olarak 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyoruz. Orta miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acı Su Gölü'ne ait, o günkü ekolojik koşullarda var olmuş canlı topluluklarına ait bir depodayız. Denizden yüksekliğimiz yaklaşık 1800-1900 metre civarında. Anadolu'nun jeolojik tarihi, jeolojik geçmişi için önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Paleontolojik açıdan ve iklim verileri, paleo iklim koşulları açısından önemli bir depo olduğunu düşünüyoruz buranın. Ayıtlanmamış fosiller var. Ayırt edilmemiş fosiller dışında yine burada yaşlandırma falan da yapılmış. Yalnız benzer depolarda yapılan yaşlarda yaklaşık olarak orta miyosene ait Anadolu'daki neoteknonik dönemin başlangıcına ait fosil grupları olduğunu düşündüğümüz bir depoya da bir yapı. Bunların tabiat varlığı olarak koruma altına alınması gereken. Fosillerden neler var hocam? Şimdi midye kabukları ve salyangoz olarak, yani kabaca ifade edeceğim büyük fosil grupları dışında mikro fosiller de var. Bunlar binde 3'ten daha düşük böyle tuzluluk oranına sahip. Acı su ortamında, ekolojik koşullarında meydana gelmiş canlı toplulukları. O günün paleo-jeomorfolojik koşullarını ifade etmesi açısından da önemli topluluklar bunlar. Şimdi bu tür yerlerin bir kayıt altına alınması gerekiyor. Sadece yer bilimleri açısından önemli değil. Aynı zamanda ilin turizm potansiyeli açısından da önemli varlıklardır bunlar. Çünkü dünyada değişen turizm potansiyeliyle birlikte insanlar deniz, kumdan kaçıp daha doğal, daha ekolojik ortamları tercih ediyor. Bu bakımdan Muş'ta keşfedilmemiş, tanıtımının yapılmasını bekleyen birçok tabiat ve doğa varlığına sahip bir ildir. Bu bakımdan macerayı seven,
keşfi seven, doğayı seven insanların gelip buraları görmesini, keşfetmesini bekliyoruz. Bugün Muş'un ilçesi Varto'nun kuzey doğusunda bulunan 11 milyon yıl yaşında olduğunu düşündüğümüz fosillerin yanındayız. Tabii Muş sınırları içerisinde pek çok jeosit alanı ve fosiller bulunmaktadır. Bu da bunlardan birisidir. Buranın kesin korunacak alan, hassas doğal alanı olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalarımıza başlayacağız. Van bölgeye yazılarımızı yazacağız. Akabinde Van Bölge Müdürlüğü buraya gelip yerine incelemelerini yaptıktan sonra Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne EDBAR Ekolojik Bilimsel Araştırma raporunun hazırlanması için ön incelemesi için yerinde gelip yerlerinde incelemelerini yaptıktan sonra uygun görüş halinde burası kesin korunacak alan ilan edilecek.